zaman arkadaşlar bizler birlikte yani Fidan ailesiyle birlikte Bandicam'de nasıl webcam ayarlanacağını, nasıl mouse'la efekt yapılacağını ve nasıl mikrofondan ses çıkaracağınızı göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet. Bir de birazcık yorgun olabilirim. Daha yeni kalktım. O yüzden video fikri şimdi aklıma geldi. İlk önce neyden başlayalım arkadaşlar? İlk önce mouse'dan başlayalım. Ben her şeyimi kapatacağım arkadaşlar. Öyle size göstereceğim. Evet, ilk önce mouse'unuza boyutunu, yani mouse'unuzun burada, mouse'unuzun şu kareli ekranda görünmesini istiyorsanız en üstteki şu şeye basacaksınız arkadaşlar. Burada mouse'unuz görünüyor arkadaşlar. Burada mouse'unuz görünüyor arkadaşlar, tamam mı? Sonra efekt eklemek istiyorsanız arkadaşlar buna basıyorsunuz. Sonra buradan rengini seçebiliyorsunuz mesela. Sonra rengini seçiyorsunuz işte böyle. Sonra tamam diyorsunuz. Sonra sol tıklama mesela, diyelim ki kırmızı seçtiniz. Sol tıka basıyorsunuz böyle. Böyle olacak artık. Ama sadece bu videodayken, video içindeyken. Normal olmayacak. Sağ tıkı da diyelim kendi mavi seçtiniz. Basıyorsun mavi. Ben bir de fare vurgu efekti eklemek istiyorum. O yüzden bunu da açıyorum. Siz açmaya da bilirsiniz. Ben açıyorum bunu. Ben sarı eklemek istiyorum. Böyle fareniz gezerken böyle ekranda bu böyle açık olacak. Ben buna tamam diyorum. Bu kadar böyle. Şimdi mikrofona geçelim. Mikrofonda sadece yapacağınız şey şu. Sese geliyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Pardon, ben kapatayım. Ses kısmına basıyorsunuz buradan. Sonra bunu açıyorsunuz. Sonra buradan varsayılan ses kaydı yazıyor. Ama siz buradan mikrofon veya hoparlöre basacaksınız. Ben mikrofon kullanıyorum. Güzel oluyor. Sesini siz ayarlayabilirsiniz. Sonra buradan devre dışı, ikinci aygıt mikrofonu devre dışı yapın. Çünkü öneriliyormuş. O yüzden ben öyle yapıyorum zaten. Şimdi sonra da buna tamam diyorsunuz. Evet, son olarak da webcam'e geldik. Şimdi webcam'i de böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Webcam'de normalde her şey böyle. Buna tamam dediğimizde hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Buna basmamız lazım. Sonra buradan video çıkışında webcam yer paylaşım ekle ya da webcam videosunu ayrı bir dosya olarak kayda MP4. Ben bunu kullanıyorum. Video çıktısında webcam yer paylaşım ekle. Ben bunu kullanıyorum. Siz kafanıza göre kullanabilirsiniz. Bakayım. Evet, kafanıza göre kullanabilirsiniz. Ama ben bunu kullanıyorum. Tavsiye de ederim. Şimdi arkadaşlar buradan siz webcam'inizi seçiyorsunuz. Zaten bir tek HP webcam var. Benim bilgisayarımda, biz bilgisayarı aldığımızda zaten direkt webcam vardı benim bilgisayarımda. Biz hiç kendi webcam'imizi almadık, para vermedik. Buradan seçebilirsiniz. Ben auto algılayı seçiyorum. Chrome anahtarını kulla seçebilirsiniz ama ben seçmedim bunu da. Buradan gelişmişe basarak oyun oynarken falan nerede webcam'iniz olacağını seçebiliyorsunuz. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz boyutunu falan. Ben boyutunu 30 yaptım. Ekran çevir yapmadım. Bunu basmamıştık zaten. Buradan seçebiliyorsunuz mesela. Mesela istediğiniz bu olabilir. Bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Ben bunu kullanıyorum. En iyisi bana bu geliyor. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Sonra buradan tamama basıyorsunuz. Yine bu kaydolmuş oluyor. Sonra buradan da tamama basıyorsunuz. Evet, her şey kaydolmuş bir durumda. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte fare çevresinde nasıl efekt görüneceğini ve sonra da neyi paylaşmıştık? Fare çevresinde nasıl efekt görüneceğini, mikrofondan nasıl ses geleceğini ve HP webcam'i veya kamerayı işte nasıl yapacağınızı öğrenmiştik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.